Merhaba pek sevgili seyirciler. Var mı yeni projelerin yepyeni bir bölümüne daha? Hoş geldiniz. Bugün konuğum, sevgili arkadaşım, oyuncu Aycan Koptur. Merhaba Aycan. Gelin Aksın. Merhaba. Nasılsın? Oo, evet, konuklarımız, stüdyodaki konuklarımız tabii ki hemen acımadılar ve alkışladılar. Evet, bizi yalnız bırakmadılar. Bol bol gülüyorlar, neşeli bir grup zaten. Her hafta yepyeni konukları ağırlıyoruz burada. Evet Aycan, nasılsın? Evet, her iyiyim. Şey yolunda. Sen nasılsın? İyiyim. Ne zaman geldin Türkiye'ye? 3 gün önce. 3 gün önce. Aynen. Gelir gelmez hemen seni hemen. Bir story'den yakalar yakalamaz gelir misin dedim. Uçaktan indim geldim. Süper. Süper. Peki nereden geliyorsun sen? Neredeydin? Bir bahset. Vatandaş bir öğrensin. Bakalım. İnsanlar öğrensin. Yani burada evet yazıyor. Aycan Koptur. 1923 yılında Londra'da doğdu. Evet. Filan. Öyle şakalar yok. Arkadaşlar ben 3. defadır geliyorum diyen kaç kişi var bir görelim. Vay. Helal olsun. Seyirciye ışık atalım o zaman arkamızda. Bir seyirciye ışık. 3. gelenlere alkış. 2. gelenlere daha küçük bir alkış. İşte bu. Bu. Bunu bilin. Bizi kızdırırsanız gözlerinizi yakarız. Peki ilk gelenler? İşte o da sağlaması oluyor. Peki hiç gelmeyenler? Peki gelip... Yok ben 2 sene önce Londra'ya taşındım. Ama bir yandan da böyle gidip geliyorum işte. Nasıl oldu bu iş ya? Bir anda ben taşınıyorum. Ne oldu biliyor musun? Artık böyle ben o kadar çok okudum ki. Burada Bilgi Üniversitesi sinema televizyondaydım. Bitmiyor okul yani bir türlü bitmiyor. Donduruyorum bitmiyor, o oluyor bitmiyor falan derken. Ben dedim gidiyorum. Son senemi dedim başka yerde bitireceğim. Londra'da sağ olsun beni kabul etti son seneye. Gittim. Süper. Oradan mezun oldum sinema. Bir de böyle hani... Havamı da atıyorum havamı yani. Havamı da atıyorum. Neden sinema mezunum? Bitirme ben. Oyunları, aynen işte öyle. Şeyler filan. Yani mesela Bilgi Üniversitesi... Neydi filmin? Katarsis miydi? Ha, Katarsis diye bir film çektim. Böyle baba mezun oldum. Sonra da dedim ki madem bu kadar gevdik biraz kalalım filan diye. Şimdi 2 senedir orada yaşıyorum. Öyle. Ama da gelip gidiyorum yani. Filmler oldukça, işler oldukça gidip geliyorum. Aynen öyle. Geçen sene Güldür Güldür'de oynuyordu. Aynen. O zaman nasıl oluyordu? Gidip geliyor muydun herhalde? Yani neredeyse burada yaşıyordum o sırada. Hmm. Çünkü hani o yoğun programa. Ama işte kiramı oraya veriyorum. Burada takılıyorum gibi düşün. Yani burada ablalarda kalıp kira ödemeyip falan diye böyle. Bir şey diyeceğim ya. Bu şimdi kanayan bir yaradır ya. Nedir? Aycan. Aydan. Ayça. Bir de Aslı var ki siz onu hiç tanımıyorsunuz. Onu hiç tanımıyorum. Hiç... 4 kardeş mi? 4 kız kardeş. 4 kardeş. Üçünün ismi birbirine benziyor. Neredeyse aynı. Aslı hadi neyse biraz neredeyse daha farklı. Aynı. Ve üçü de oyuncu. Evet. Perişanlık değil mi bu? Perişan. Babama çok üzülüyorum. Ne ben... açıdan? Adam perişan ya. Hiçbiri mi para kazanmaz? Yazık hepsi mi oyuncu? Peki karışıyor mu işlermişler? Mesela atıyorum... Aycan'ı arayacağım diye Ayça'yı arayanlar oluyor mu? Ya, arama konusunda hiçbir sıkıntı yok da mesela annem hala birimizin çağıracakken bütün isimleri sayar. Hani Ahmet bile der artık hani o kadar şey yapıp böyle ama en sonunda bulur tamam Aycan'ı çağıracaktım falan diye. Hayır film olarak mesela atıyorum Aycan'la çalışacağız diyorlar ondan sonra yanlışlıkla Aycan'ı arayacağımızı. Hayır ama maalesef büyük bir yara bizim için. Herhangi birimizin ismini yazdığında internete hani bilgi almak için. Hepimizin her şeyi var. Yani mesela Aycan Koptur yazıyor. Bir giriyor benim fotoğrafım. Yanında ablamın doğum tarihi. Öbür ablamın yaptığı işler falan. Yok artık kafalar çok karışık ve artık böyle yorulduk şeyi aramaktan. Yani lütfen düzeltir misiniz? Yani o benim ablamın yaptığı proje diye. Delirdik artık. Böyle saldım ama yani. Şu son zamanlarda saldım. Bir yandan da müzisyen bir familyasınız yani. Evet. Şarkılar, şakalar. Tabii. Koptur diye bir... Aynen. Koptur diye bir Instagram hesabımız var. Instagram hesabı var. Şarkılar söylüyoruz birlikte. Evet. Öyle şakacı bir aile yani sürekli. Güzel. Peki şu anda senin devam eden bir işin var mı? Şu an bir film çekmeye geldim buraya. Bir filmde oynamaya geldim buraya. En devam eden işim bu. Yani... Nedir peki? Gizli mi şu anda konuşması? Yo Feride diye Zeynep Çamcı'nın yazıp oynadığı bir filmde oynuyorum. Ali Yorgancıoğlu çekiyor. Ben de tatlış tatlış. Oradayım işte. Bakalım. Ha, bir de 25 Ekim'de Ali Atay'ın filmi çıkıyor. Cinayet Süsü. Orada da vardım. Ya o çok heyecanlı. Çok heyecanlı bir film. Düşünsene. Ya kadro filan inanılmaz. İnanılmaz. Ali Atay'ın filmleri zaten güzel oluyor. Geçmiş olsun yani. Hemen izlemeliyiz. Geçmiş olsun. 25 Ekim mi dedin? 25 Ekim'de geliyor. İyi güzel. Benim filmim de 22 Kasım'da çıkıyor. Demek tamam aynı ben gitmem. Saçma. İadeyi ziyaret yapman lazım. Yok yok tamam. Sen giderse ben de gideceğim. Tamam anlaştık. Oradan şey korsan çekim yapıp sana tamam, anlayacağım. Tamam anlaştık. Efendim biz bundan yıllar önce benim hayatımda ilk oynadığım dizi senin ya, kaçıncıydı? Benim de ilk diyelim. İlk diyelim. Tarih Kuşu diye bir dizide beraber çalıştık. Evet.
Aycan evin küçük kızı, ben de evin İtalyan aşçısıydım. Ay çok güzeldi ya. Heyecanlı zamanlardı yani. Çok. Tam ne zaman? 2013 muydu? 2013. 2013 yazına denk geldi. Yazına hatta gezi zamanlarına tam denk geldi. O yani Mayıs'ta setleri başlayıp Temmuz'da bitmeli çekimler gibi bir şeyler. 10 bölüm mü sürmüştü? 13 ya. 13 yaptık mı bilmiyorum, unuttum. Bence 13. 10-13 falan o civarlarda. Evet. Çok keyifliydi ama çok güzel geçmişti. Evet. İlk orada tanıştık, aradan yıllar geçti ondan sonra. Hiç beraber oynadık mı? Yani evet, sahnemiz tamam, oldu canım, sahnemiz oldu. Sen koşa koşa mutfağa gelip bir şeyler tabii söylüyordun falan, öyle birkaç saniye. Ama yani böyle hani çok, uzun uzun bir şeyimiz olmadı. Çok paslamalı bir şey olmadı değil mi? Evet, uzun uzun bir sahnemiz şey olmadı. Ama sonra tabii bir şey yaptık. Tiyatroda birlikte çalıştık. Kaplan Matlan. Ya çok güzel. Ya bak, oradan da bir büyü geldi. Seyircilerimizin arasında bunlar Can Türkdoğan tarafından. Evet. Büyülü ağaç. Kaplan Matlan'da Can Türkdoğan büyülü ağacı oynamıştı. Aycan pamuk fare. Kara kedi, kaplan maplandım. Kara kedi değildi ya. Neydi? Kara kedi miydi? Tabii kara siyah kostümler tabii falan. Kara kedi böyle falan. Evet evet. Değişiyor. Kara bir kediyim falan gibi oyunlar vardı. Evet evet. Can büyülü açtı. Ben de yönetmeniydimmişim. Çok zevkli bir çocuk müzikaliydi aslında. Çok güzel. Genellikle bak hep ben çocuk müzikallerinde, çocuk oyunlarında çok sıkılıyorum. Çünkü ayı kardeş geliyor ve ayı kardeş bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Böyle tatsız tatsız. Bizim de yine peluşlu kostümlerdi. Evet, kirpi vardı, işte ne bileyim arı vardı, evet, işte kedi medi vardı ama tabii öyle çocukları aptal yerine koyan bir tarafından değildi yani. Ya zevkliydi. Evet. Çocuklarla interaktif bir yerler vardı falan. Çok eğleniyorduk. Niye bitti? Sen ukulele çalıyordun böyle. Evet. İyi mi? Oyun için öğrenmiş. Çok güzeldi. Ama. Keşke devam etse, hala yapardım. Evet, yine demek ki yeni bir şey yapmamız lazım artık diye düşünüyorum. Galiba uzun zamandır kafamızı kurcalayan bir soru. Kesinlikle. Yeah. Peki Aycan'cığım, şimdi Londra İstanbul evet, bazlı bir hayat yaşıyorsun. Mekik dokuyorsun arasında. Evet. Üniversite bittikten sonra peki nasıl kalabildin orada yani? Şöyle. Ne oluyor? Ben kalıyorum kardeşim. Tabii buyurun. Tabii, efendim, tabii. Buyursunlar. Ha buradan mı mezunsunuz? Hemen. Hani o kadar böyle hazır bekliyorlardı. Yok ya, bayağı çekiyorum yani. Bayağı böyle. Abi Ankara Anlaşması falan diye bir şey var. Ankara Anlaşması sağ olsun. Hepimizi kurtaran o zaten. Evet sevgili seyirciler, bilmeyenler için bir hatırlatalım. Ankara Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış bence en güzel anlaşmalardan biri. Şu anlama geliyor: ben İngiltere'de yaşamak istiyorum, orada bir iş yapmak istiyorum diyorsunuz. Aynen öyle. Ve bunun üzerine İngiltere size kucak açıyor. Buyurun evet, işinizi yapın diyor, değil mi? Şahıs şirketi açıyorsun. Hı. Adamlara bir söz veriyorsun. Aa, ben şu kadar para kazanırım bak yıllık falan diye. O parayı kazandığını belgeliyorsun bütün sene boyunca. Ondan sonra vergini ödüyorsun. Vergini ödedin zaten kralsın. 5 sene sonra da vatandaşlık veriyor sana yani. Hmm. Sonuçta her yeri gezmek daha kolay oluyor. Hiçbir yere vize alman öyle gerekmiyor. Ya bir de işte dengeler de değişiyor falan. Sanatla uğraşan insanların bence ara ara mutlaka gidip bir şeyler görmesi, kesinlikle, izlemesi, yani hatta dışarıda bir şeyler çalışması da lazım diye düşünüyorum. Evet yani. Sizin peki şu an orada böyle bir kumpanya gibi bir şeyiniz var mı? Bir kere konuştuğumuzda ya sen şey demiştin. Burada her meslekten, atıyorum dramaturg da var, tabii, senarist de var, oyuncu aynen da var, yönetmen de var. Evet evet, yani şu an ciddi bir Türk komünitesi var ve herkesin eli iş tutuyor. Yani böyle bütün zekiler oraya kaçmış falan gibi böyle bir komünite var ve hep şeyiz yani, oturup böyle arkadaşlar ne yapıyoruz? Evet evet abi, bir oyun yapalım falan diye. Her seferinde böyle ciddi bir projelerle falan kalkıyoruz. Daha bir şey yapmadık ama en azından bunu konuşmak tabii, bile konuşma aşaması bir yıl sürer şimdi. Çünkü buradaki burada öyle oturulmuyor mesela. Ben onu keşfettim. Şu gitgellerde özellikle beynim çok yandı benim. Böyle buraya geliyorum, tam böyle o ekiple oturuyorum, oyuncu ekiple falan. Burada sadece oyunculuğu kurtarmak üzerine sohbetler var. Abi ben hatırlıyorum DT'deyken falan gibi böyle ciddi sohbetler. Ve hani sonra sadece hocaları çekiştirilerek kalkılan sofralar falan var burada. Ama orada öyle değil. Adam şeyi yapıyor. Hakikaten de üretmek şey üzere konuşuyor. Evet. Tamamen üretim üzerine konuşuyor. O en azından senin psikolojini daha da rahatlatan bir yer. Çünkü burada sadece tüketmek ve Allah'ım neler çektik falan üzerine konuşuluyor. Ben oradan sıkılıyorum artık. Böyle buradayken şey yapıyordum mesela. Sonuçta bir ekibin içerisindeydim ben de ve sohbetler oluyor bilmem ne. Sadece oynadığım projelerden bahsetmiyorum. Yine buradayken oyuncularla sonuçta daha çok buluşuyorsun, ediyorsun. Aynı işi yaptığın insanlarla sohbet etmek istiyorsun. Ve her bir ekiple oturduğunda, herhangi bir ekiple yani oyuncu ekibiyle, artık böyle depresyonda kalkıyordum ve o hiç hoşuma gitmiyor benim yani. O yüzden bir tık daha böyle süzgece girdi yani. Ya bir şey değil mi? Bu aslında çok güzel bir şey. Oyuncunun oyuncuyla arkadaşlık yapması yani. Bir meslektaşlık durumu aslında çok güzel bir şey.
Ama bir yandan da bir yerden sonra seni zehirleyebiliyor. O yüzden yani mesela bazı insanlar asla oyuncularla arkadaşlık kesinlikle yapmıyor. Adam hiç yani. Aman diyor mesleğim bu diyor, ben mesleğimi bir kenara bırakayım. Evet. Normal hayatta diyor ben bu işleri konuşmayı hiç istemiyorum diyor. Evet, çünkü burada bir yere varamıyorsun işte ve çok çok aşırı üzülerek kalkıyorsun oradan. Tam böyle biriyle tanışıyorsun abi. Bir profesörle tanıştım da şöyle bilmem ne de falan filan. Ya sen onu görecektin falan diye bir başlıyor. Lanet olsun onu tanıdığıma diye böyle hani. Yani hepsi çok kötü şey yapıyor yani. Bir de şimdi eleştiriler oluyor mesela. Ben çok meraklıyımdır. Eleştirileri hep dinlerim. Hı. Oyunculardan eleştiriler daha çok işin daha güzel olması için değil de kendi bakış açısına göre bir şey yapıyor yani. Öyle olsa daha iyi olur. O senin seçimin aslında. Hı hı. Ama daha böyle normal seyirci olan arkadaşlarım, hı hı, işte. Onlar bir şeyimi izledikleri zaman diyorlar ki şöyle olsa daha iyi olurdu falan. Bir bakıyorum çok doğru bir yerinden aslında yakalamış. Yani kendi bakış, evet, açısını koymak için değil. İşin üçüncü daha iyi olması için yorum yapmış oluyorlar. Evet yani işte beyin yakıyor ama Londra ve İstanbul arası beynim yanmadı değil. Ama işin içinden iyi kurtulduğumu düşünüyorum. Yani iyi sıyırdım. Yani böyle delire de bilirdim. Çünkü burada bir de ben ablamlarda kaldığım için. Bir o ablam, bir o ablam. Ulan 3 tane diş fırçam var. 3 tane ne bileyim işte yani iç çamaşırım var falan, anladın mı? Yani kafayı yiyorsun böyle hani. Bir dakika ben şimdi onu Aydan'da bıraktım. Oradan Ayça'ya geçtim. Ama bir dakika Londra'da kalmıştı falan diye. Ona bir alışamadım birkaç ay. Ama şu an alıştım artık böyle. Dedim ki tamam abi her şeyde 3 tane. Ben artık mobil bir insanım. Tabii her şeyde 3 tane. Sırtıma heybemi atar geçerim. Aynen. Heybe. Ondan sonra kafama bir kavuk takarım. Aynen. Gezgiri böyle kehri bardan bir tesbihim olur. Eşeğe ters binerim giderim. Eşeğe ters binerim falan. Zaten en güzel bu mobil hayat. Kesinlikle. Mobil hayat, eşeğine ters bineceksin, dünyayı yani gezeceksin. Yani şu an yerleşik hayata dair hiçbir eşyam yok. Süper. Aynen. Belki insanın zaten dönem dönem değişiklikler yapması, radikal kararlar alması lazım. Mesela? Sevgili seyirciler, sizlere de söylüyorum. Hı. Genellikle insanlar hep ne kadar durağan bir hayatım var, lanet olsun diye isyan ediyorlar ama bunu değiştirmek için de bir şey yapmıyorlar. Mesela sırf meslek olarak değil, özel hayatta da bazı değişiklikler yapmak lazım. Bugüne kadar yaptığın rutinleri kırıp bambaşka şeyler yapmak lazım. Ben bu aralar sanki marifetmiş gibi biraz övünüyorum. İşte çok küçük bir şey kurdum kendime, dünya kurdum. Artık uzak yerlere gitmiyorum. Hep belli yerlerde takılıyorum, belli yerlere gidiyorum diye. Aslında daha az nasıl hareket edebilirim? Hiç hareket etmesem. O kadar da değil. Oturduğum yerden yemekler geldi. Siparişi veriyorum, yediriyorlar. Ama öyle bir tayfa var. Bak yani gerçekten ablamlardan biri o. Migros bile evine geliyor ya. Ben böyle rahatlık görmedim abi. Hani bir ara şey her şey evine geliyor yani. VR'da yapacaklarmış. VR takacaksın gözlüğü. Olabilir. Ondan sonra Migros'ta yürüyorsun bile. Oradan bir şey alıp sepete ya atıyorsun. Olabilir. Ya o bana ruh hastası bir durum geliyor yani. O kadar da değil. Her şeyde gelmesin abi ayağına hani. Ama bir şey diyeceğim. Biraz da yani bu sosyal medya, akıllı telefonlar falan çılgınlaşmadık mı ya? Çılgın. Yani ben günde kaç saat Instagram'a baktığımı falan hesaplamak istemiyorum. Hesaplarsam moralim bozulabilir yani. Çok bakıyorum diye. Çok çılgın. Yani ne kadar çok sevsem de ben bir teknoloji fanı falanım böyle. Her şeyin en iyisini falan. Çıktığı anda alanlardan mısın? Ya yani çıktığı anda olmasa bile direkt böyle şey yapıp bu daha iyi çekiyormuş abi bunu alacağım falan diye böyle öyle şeylerim var. Ama bir yandan da korkutuyor beni yani. Bir şey diyeceğim. Bir şey de. Mikrofonumuza vuralım. Tın 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 tın. Şimdi seni hep biz komedi dizilerinde izledik. Komedi filmlerinde izledik. Canavar gibi bir enerjim var. Türkiye'de kadın komedyen yok filan diyenler oldu. Bence haksızlık oldu biraz yani. Evet. Çünkü var. Bence. Ama hikayeler genelde kadınların üstüne yazılmadığı için belki de bu kadar parlamıyor diyebiliriz. Ama bence sen de şu an yeni jenerasyonun, genç jenerasyonun iyi komedyen kadın oyuncularından birisin. Çok teşekkür ederim. İyi komedyen kadın oyuncu olmadı. Tabir bir garip oldu ama. Peki hep gerçekten işler böyle mi geliyor? Yani sen istemiyor musun böyle uzaklara uzun uzun bakayım. Ya baktım gözümden da ya. Gözümden bir damla yaş yavaş yavaş aksın. Yaptım. Oradan bir araba yavaşça böyle gelsin 500 saat bir kartal araba böyle. Tabii. Ya aslında yaptım. Bunu diyenler anlık değerlendiren insanlar olduklarını düşünüyorum. Aslında al şöyle işte. Mahvolduk. Anlık. Ya sen hep komedi oynuyorsun. Yok tabii mu ya tabii başka ya proje? Ya bu tamamen böyle. Dur şurada şeye basmayayım. Bir butona basmaktan üşeneyim diyen yapımcılar yani. Çünkü halbuki yapsa. Ha tamam ben yapımcı değilim o zaman. Ben vatandaş olarak ya seni bu yorumu yapamıyorum. Seni azat ettim. Sana tamam. Fazla gömmeyeyim seni dedim de normalde baksam benim geçmişimde vardır ama oynadığım yani.
babalar gibi de oynadım yani, herhangi bir sıkıntı yok. Hatta geçen gün merak edip izledim. Tekrar böyle açtım 5 sene önce falan, Hayat Ağacı diye bir dram dizisinde. Orada babasıyla aşırı böyle sorunu olan bir ergeni oynadım. Ve böyle her bölüm böyle ağlamaktan bitap düşen falan bir tiptim. Geçen de açtım, ulan dedim hani bana sürekli böyle komedyen momedyen diyorlar da ben hiç oynayamamış mıyım falan diye açtım. Yok, gayet de tatlı tatlı oynamışım yani, hepsinin hakkını vermişim. Yani o yüzden aslında yaptım. Bunu sadece işte yapımcılar şey yapıyor. Sen komedisin değil mi falan. Hayır abi yani bir aç bak sonra konuşalım falan oluyorum yani. Evet, burada tutan işin üzerine gitmecilik var. Ayşe kesinlikle. Oynadın ömür boyu Ayşe tabii, ol. Tabii. Kötü adamsın ömür boyu milleti doğra. Evet. Peki orada auditionlar nasıl? Ya orada enteresan hiç? Auditionlara girdim. Çok da keyifliydi. Böyle şeylerin işte Universal Studios'un auditionına girdim. Yani ne bileyim işte kruz gemilerindeki bilmem nelerin auditionına, ekipte olmak için kruz gemilerinde acting yapmak için falan diye auditionlara girdim. Genelde iki aşamalı auditionlara girdim. Hani böyle önce şarkı söylemene bakıyor, sonra dansına bakıyor, sonra işte bir yandan tabii ki oyunculuğuna da bakıyor bunlarda. İlk aşamada çatır çatır kaldım, hiçbirini geçemedim. Yo, ilk aşamaları çatır çatır geçtim. İkincide kaldım hep. Yani dansta ya da böyle ne bileyim 300 kişiden 5'e düşünce falan kaldım yani. Hmm. Güzel aslında. Ya yani orada sadece tek sıkıntı şu. Kendini pazarlaman lazım. Yani şimdi benim orada menajerim yok. Dolayısıyla bütün başvuruları kendim yapıyorum. Hmm. Benimle ilgilenen yok. O ciddi bir mesai istiyor. Aslında o yüzden böyle şey yapamadım. Tam böyle istediğim olmadı. Çünkü ona vaktim yok ki yani. Hani hem bunu yaparken hem de kendimi sürekli pazarlayıp falan filan diye. Ha, menajerim olur bir gün o zaman. Daha iyi olur yani. Tabii aslında. Bazı oyuncuların her ülkede farklı menajeri var yani. İşte o olmak çok zorunda şey maalesef. Kimse ha. İşte... Yani çok ciddi bir mesai, ona da giremiyorum. Beni mesela Güney Amerika ülkelerinde çok seviyorlar. Şili, Arjantin bilmem mesela ne. Mesela var değil mi orada menajer? O menajerim yok işte, keşke olsa. İspanyolcam var, seviyorlar ama ha, menajerim yok orada. Anladım. Orada olsa öyle bir şeyler tabii. Neler yapacağım. Diyorlar ki Şili'de havalimanına in, seni orada parçalarlar diyorlar. Mesela. Ama bilemiyoruz. Allah, öyle bir şey. Mesela olabilir. Ama bilemiyoruz yani. Çünkü mevsimler de farklı kardeşim. Ben şimdi... Her şey bitiyor, sezon bitiyor, yaz oluyor. Ay bir gitsem mi diyorum, şey, orada kara kış. Eyvah. Kara kış bir de yani kalorifer de yokmuş. Genellikle herkes donuyormuş sokaklarda. Ya gördün mü? Tabii perişanmış yani. İşte. Mate çayı içiyormuş herkes böyle. Evet. Elinde termoslar, limitsiz mate çayı. Limitsiz mate evet. Öyle bir durum var. Bir gün işte sen de şey yapmalısın. Bir bakmak lazım. Bir alıp başını git. Açılacaksın yurt dışına. Ben önemsiyorum bu konuları. Bak Haluk Bilginer bundan yıllar önce Lambda'da okumaya gitti İngiltere'ye. Evet. Ve mezun olduktan sonra da sevgili dostlar. Evet. Uzun yıllar Haluk Bilginer yaklaşık neredeyse 20 sene boyunca orada oyunculuk yaptı. Bütün müzikallerde oynadı. Hatta meşhur BBC dizisi EastEnders. Ya evet, geçen gün izledim ben. İzledin mi? O bölümü izledim. Çok iyi değil mi? Neydi? Cemilen mi bir şey? Ha, onu izlemedim. Aa, şey yapıyor bir tane dizide oynuyor. Türkçe şarkı söylüyor. Oy oy Eminem söyletiyorlar. Hmm. Arkadaşlar Ali size bir şey söyleyecek diyor. Şarkı söyleyecek diyor işte kadın. İngiliz şey kadın. Mi? Çocuk oyunu mu? Arkadaşlar. Hayır hayır. Aşırı şakası. Bir an bir düğün sahnesi, tamam mı? Düğün sahnesinde şey diyor kadın işte. Guys falan diye böyle milleti durdurup şey diyor işte. Şimdi Ali bize bir şarkı söyleyecekmiş diyor. Bayağı oy oy Eminem söylüyor ve herkes alay çekmeye başlıyor ve bu BBC'dir. Vay çok be. İyi değil mi? Kıbrıslı bir iş adamını oynuyordu orada diye biliyorum. Bilmem artık kim ama öyle yani çok... Çok ama aksanı falan çok iyi bu arada ya. İngilizcesi yani harika. Ya bir zahmet oğlu versin canım. Benim bile şu an aksanım değişti. Ben Amerikan aksanı yani her zaman Amerikan aksanıyla büyüyoruz da izlediğimiz dizilerde duyduğumuz bir gittim böyle şey olmaya başladım yani. Arada British kapmaya başladım. Tabii hemen değişir. Tabii. Rüyalar İngilizce olmaya başladı mı? O zaten var. O esas, müthiş bir şey. Esas ne olmaya başladı? Bu şey verebiliyorum değil mi? Bir isim verebiliyorum herhalde. Eyvahlar olsun. En sevmediğimiz şey. Ne? İsim verince reklama giriyor maf. Yok yahu. Ver gitsin. Şey yok. Ver gitsin. Tamam, abi Netflix'te bu İspanyol dizileri türedi ya. Deli gibi. Ben de geçen gün kendimi Netflix zehirlemesine boğdum. Böyle işte aşırı doz yani. Bir işte iki sezonu bir günde falan bitirdim. Ve böyle bir bölüm 50 dakika falan. Abi bir yattım. İspanyolca bütün rüya. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Chicas. Bon dia falan diye böyle bir başladım. Zehirlenme. İspektora. Tabii. İspektora. Koronel falan. Koronel. Les rehenes. Aynen. Delirdim orada bir. Ben de lise İtalyan lisesinde okumuştum. İşte ondan sonra İtalya'ya çok gidişlerim oldu. Hatta işte orada yaşayan arkadaşlarım vardı. Onlar da ara ara gidip geliyorlardı aynı senin gibi. Bir tane sinema okuyan arkadaşım vardı. Sonra işte Ferzan'la falan çalıştılar onlar da.
Beni niye tanıştırdın? Tanıştırayım bu arada. Ben direkt onları kovdum. Ondan sonra orada bir şey vardı. Hep yurt dışına gidip gelirken insanlara böyle bir sipariş verme durumu vardı. Tabii çok veriyorlar. Evet. İşte sen Aycan işte İngiltere'ye gidiyorsun, bize Londra'dan bilmem ne kremi alır mısın? Keşke öyle olsa. Ondan ya. Sonra bize bilmem ne getirir misin? Var değil mi böyle siparişler? Direkt ben artık şey yapıyorum. Adresimi herkese kopyalayıp yapıştırıyorum, diyorum ki al kendin söyle, kendin öde, hani beni de uğraştırma, gelsin abi ben de taşıyayım diyorum. Bir şey diyeyim mi? Sen formülü bulmuşsun, evet. Çok iyi bulmuşsun ama bu formülü zamanında bulamayanlar vardı. Nasıl yani? Yani bu bilinçli olmayan insanlar vardı. Şöyle ki Nasrettin Hoca'yı bilirsin. Nasrettin Hoca aslında çok büyük şakacı bir karakter. Nasrettin Hoca yani sanki bir oyuncu. Döneminin oyuncusu gibi. Nasrettin Hoca. Bir gün Nasrettin Hoca çıkıyor evden, diyor ki şu eşeğime yine bir ters bineyim de milletin aklı ezberi bozulsun, aklı karışsın. Onun öyle şakaları vardı. Bayılır. En büyük oyuncu. Bayılır eşeğe ters bineyim. Biniyor eşeğe ters, başlıyor yolda gitmeye. Ondan sonra giderken bir bakıyor küçük çocuklar koşarak geliyor. Aa Nasrettin Hoca yine mi eşeğe ters bindi? Senin gibi şakacısı yok mu? Ya. Nasrettin Hoca tabii böyle bir İlber Ortaylı bilmişliği var böyle üstünde. Çocuklara böyle bir bakıyor. Ondan sonra eşeğini bir yandan kulağını seviyor filan böyle bir hareketler. Seni o kadar benzetiyorum ki Nasrettin Hoca. Hadi ya. Gerçekten. Bırakayım mı şöyle bir sakal? Yok beyaza ama da ya bırakmasam bile o şakacılığın. O bilmişlik var değil mi bende? Şakacılığın da. Tabii. Bir yandan da eşek kulağı sevmeler falan tam senlik hareket. Hani. Nasrettin Hoca diyor ki çocuklar diyor. Biliyorsunuz diyor deprem oldu diyor. Ben de diyor deprem çantasındaki bütün bisküvileri yemiştim diyor. Ondan sonra düdük müdük her şey kaybolmuş diyor. Yeni deprem çantası yapmak için şeye gidiyorum, çarşıya gidiyorum diyor. Düdük alacağım, işte petibör alacağım bilmem ne filan diyor. Çantaya koyacağım diyor. Çocuklar bir anda heyecanlanıyor. Aa hocam diyorlar, düdük alacaksanız bize de alın, bize de alın, bize hepsi de alın. Hepsi çünkü deprem için istiyor değil mi? Ya onlar oynasın diye, goy goycu ya. Hepsi tamam. Goy goycu. Deprem çantası peşinde değiller. Tamam. Neyse işte 20 tane çocuk var. Ondan sonra Nasrettin Hoca, aa tabii tamam alırım diyor. Sonra çocuklardan bir tanesi de para veriyor Nasrettin Hoca'ya. Hocam benim düdüğümü al. Neyse hoca gidiyor. Düdükçüye geliyor işte. Petibörünü alıyor. Fener alıyor bilmem ne filan. Bütün deprem çantasını hazırlamış. En son düdükçüye geliyor. Düdük diyor ne kadar diyor? 10 lira. Yuh diyor, bu kadar pahalı düdük mü olur diyor. Nasrettin Hoca hemen kurnazca bir çarpıyor veriyor. Ulan diyor bütün çocuklara düdük alsak perişan olur. Boş ver diyor, almayayım diyor. Bir tek o parayı veren çocuğu için düdük alıyor. Veriyor. Yine işlerine ters binmiş. Şakasını yapa yapa yolla gidiyor böyle. Herkes bakıyor. Ona selam, buna selam. Kovuğu çıkarıp selam verme. Tesbihle el sallama oyunu. Nasıl? Ondan sonra geliyor. Çocuklar koşa koşa geliyorlar eşeğin yanına. Hoca 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 bizim düdüğümüzü aldın mı diyor. Hoca böyle kişisel düdüğünü çıkarıyor, çalıyor filan böyle. Selam çocuklar diyor. Ondan sonra bir tane düdük çıkarıyor, çocuğa veriyor. Eyvallah. Millet bakıyor. Hani bizim düdük? Çocuklar diyor. Kusura bakmayın diyor. Parayı veren diyor. Düdüğü çalar diyor. Çocuklar perişan. Dram. Nasrettin Hoca'nın şu ucuzculuğuna bak ya. Çok 20 tane çocuk ya. Sen onlara demişsin ki size düdük alacağım diye. Hala ucuz para hesabının peşindesin. Ne olacak? 19 düdük daha alsan. Batar mısın? Yani. Trilyoner bir adamsın sen. Gerçekten. Dönemin en zengin adamlarındansın. Kehribardan şeyin var, tesbihin var. Trilyonluk cübbeler giyiyorsun filan. O çocukları üzüyor. Ama tabii ki bu bir alışkanlık haline gelirse olmaz. Tabii. Arada bir küçük hediyeler getirilebilir yani. Bana İngiltere'den ne getirdin? Mesela bak işte seni Nasrettin'e benzetmemin sebebi de bu. Programımızın sonlarına yaklaştığımız şu anlarda her gelen konuğuma sorduğum bir soru var. Aycan sana da sormak istiyorum. Var mı yeni projeler diyorum. Bu şu anlama geliyor. Mesleki bir şey değil bu. Tabii ki bize hep bunu soruyorlar. Biz artık bıktık. Var mı yeni projeler lafında? Çünkü hep oynamak zorundaymışız hissediyorlar ama evet. Benim sorduğum soru şöyle. Yani hayata dair bir plan, program, bir hedef, bir hayal var mı yapmak istediğin? Neyi biliyor musun? Pazar işine gireceğim. Pazar mı? Evet, market işi. Şeyde Londra'da. Londra'da kapalı pazarlar meşhur. Orada böyle şaldır, maldır, bir şeydir işte ne bileyim annemin yaptığı, annemin yaptığı takılardır falan diye pazar işine gireyim diyorum. Çünkü artık herkese söylüyorum oyunculuk hiçbir zaman ilk mesleğiniz olmasın diye. Bir yandan da hayatın devam etmesi lazım, bir yerden bir akış lazım yani para, nakit akışı lazım vesaire diye. Şeyden de bıktım yani Londra'da gidip de böyle o ara dönemlerimde böyle. Ya dur şuna yardım edeyim, oradan bunu yapayımdan bıktım. Ona yerine dedim ki yani annem takı yapıyor, o bilmem ne yapıyor, şu falan yapıyor. Ben pazar işine gireyim.
Orada birine para vereyim, gitsin orada standta dursun. Bana sürekli gelsin yani, kar. Güzel, mantıklı proje. Ticaret. Ticaret yani, benim olayım ticaret. Ticaret, evet evet. Aynen, ben ticarete atılmak istiyorum. O zaman sana işte bir şey getiririm Londra'dan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Aycan. Rica çok tatlı ederim. Bir sohbetti. Çok teşekkürler. Gönül isterdi ki daha 3-4 saat zamanımız olsun ve limitsiz konuşalım ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sana şey şakası da yapıp öyle gideyim yani. Dur bakalım, sizin daha programınız yeni başladı. Biraz ilerlesin, ben yine gelirim. Güzel. Kendinden çok emin ve benim için izlenecek egosu olan oyuncu şeyi. Bu şakaları biraz çok seviyoruz. Biraz ilerlesin, ben gelirim. Çünkü biz 90'lı yıllarda yapılmış bu tip talk show'ları örnek alıyoruz kendimize. Kesinlikle. Yasemin'in penceresi olsun. Evet. İşte Sinan Çetin'in sunduğu o program neydi, evet. İsmini hatırlayamıyorum şu anda. Evet, kapılar açılıyor, konuk geliyor, kapılar kravat kesme filan. Evet. O yüzden konseptimiz de böyle oturduk. Hı. Kupamızdan tabii. Ondan sonra su, kahve. Asla içinde ne olduğu bilinmeyen kupalar. Asla hiçbir şey yazmayan. Al işte. Kaç programdır ben bunu üçkağıtçı gibi bakıyordum. Niye söylüyorsun? Ben öyle abi, ben açıklarım. Hayda. O yüzden çok beklentiniz olmasın. Hep böyle genelde. Buradan okuma biz oyunları yapıyordum. Biz içine yazdık. Bende su var ya. Hayır, bunu şeyden anlıyorsun bak. İçerken böyle yavaş içerse. Tabii bir şey, yani kahve var. Bu sıcak. Şu soğuk. Tabii. Şu da içki. Hayır artık o, bir şey söyleyeyim mi? İçkinin ne olduğunu herkes bildiği için artık insanlar içki içerken hiç çaktırmıyor. Vay, herkes çakı diyor. Ha, bu da boş. Uzun tutma değil mi? Tabii, tabii. Uzun tutma oyun. Hani asla ne olduğuna karar verememiş için. Ne uzun tutma da bu. Evet sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Aycan Koptur'la beraberdik ve var mı yeni projeler diye sorduk ona. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yepyeni programlarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Şöyle. Madem kameralar kayıttan çıktı.